Koronavirüsle mücadeleyi konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'de olup bitenlerden bahsetmiştik. En önemli noktalardan biri de AVM'ler biliyorsunuz. AVM'ler kapılarını açtı. Bir kısmı daha önce, bir kısmı geçen hafta açılmıştı. Peki merak edilenler, vatandaşlar AVM'ye gidiyorlar mı? Gidiyorlarsa da ne kadar kalıyorlar? Yani bu yeni normalde vatandaşların AVM'lere yönelik bakış açısı da değişti mi? Bu konuyu konuşacağız. İstanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk bizlerle birlikte olacak. Günaydın Sayın Baştürk, hoş geldiniz. Günaydın, herkese mutlu bir pazar günü diliyorum. Çok sağ olun. Şimdi diyoruz ki biz AVM'lerde müşteri profili değişti. Gerçekten değişti mi? Değiştiyse de ne gibi değişiklikler var? Tabii, bahsedeyim hemen Kahraman Bey. Aslında son güncel veriler var. Örneğin dün itibariyle cirolarımızla ilgili genel paylaşımlarda bulunabilirim ama ben uzun süredir programınızı da izliyorum. Konu bir şekilde dönüyor dolaşıyor, alışveriş merkezlerine geliyor. Burada alışveriş merkezlerinin bizim ticari ve sosyal hayatımızdaki yerini tespit edip ondan sonra belki de detaylara girmekte fayda görüyorum. Çünkü konu bir şekilde alışveriş merkezlerine geliyor. Aslında biz sadece alışveriş merkezleri değiliz Türkiye için. Türkiye için kültür merkezleriyiz. Her hafta sonu, hafta içerisinde yapmış olduğumuz büyük konserler, çocuk etkinlikleri, eski günlerimizi hatırlayalım. Bunlarla bir kültür merkezi olma fonksiyonumuz var. Bizler ihracat merkeziyiz. Öneminin altını çizmek açısından bu merkez tanımlarının üzerinden geçiyorum. Örneğin benim alışveriş merkezimdeki cironun %20'si ihracat. Yani yıllık 200 milyon TL ihracat yapıyoruz biz. Türkiye'de bu rakama ulaşan ihracat firma sayısı çok az. Evet. Biz sosyal dönüşüm merkezleriyiz. Örneğin bizim alışveriş merkezi işte Eyüp ve Gazi Osman Paşa'nın tam ilçe sınırında. Burası 90'lı yıllarda İstanbul'a tam eklemlenememiş bir bölgeyken şu anda 4000 kişiye istihdam sağlayan, kaymakamlıktan, kamu otoritelerinden teşekkür alan, burada bir islah faaliyeti gerçekleştirdiği için, sosyal dönüşüm gerçekleştirdiği için teşekkür alan bir kurum. Biz istihdam merkeziyiz. 4000 kişi istihdam ediyoruz. Bu sektör Türkiye'de 1 milyon kişiyi istihdam ediyor. Aileleriyle 4 milyon kişiye denk geliyor. Düşünebiliyor musunuz? 4 milyon kişi, ülkemizde 81 il var. 78 ilden daha fazla nüfus anlamına geliyor. Alışveriş merkezinin önemini vurgulamak açısından söylüyorum. Bu kadar toplumsal ve ticari hayatımızda önemli bir nosyondan, önemli bir kurumdan bahsediyoruz. Evet. O yüzden bunu çok tartışıyoruz. Açıkçası dönem dönem haksız eleştiriler aldığımızı da düşünüyorum. İşte haberlerde dinledik, dışarıda alışveriş merkezi dışındaki sosyal hayatı izlediğimizde biz biraz bu dönemde günah keçisi olduğumuzu da düşünüyorum. Sahip olduğumuz temizlik, güvenlik ekipleriyle sizlerin de manşet olarak belirttiğiniz gibi kontrollü sosyal hayatı gerçekleştirebilme imkanımız var. Biz 11 Mayıs itibariyle Sağlık Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda alışveriş merkezimizin kapılarını daha fazla insana açtık. Ama şöyle bir şey olmadı. İnsanlar yığınla alışveriş merkezlerine koşmadılar. Daha önceden 100 kişi geliyorken 11 Mayıs itibariyle 25 kişi gelmeye başladı. Yani %25 kapasiteyle başladık. Bu istediğimiz bir şeydi. Çok yoğunluk biz de istemiyorduk. Kontrolü daha fazla sağlama imkanımız oldu bu şartlar içerisinde. Tedrici olarak bu rakamlar arttı. 1 Haziran itibariyle kapısını açan AVM sayısı açısı Türkiye'de %100'e ulaştı. Kapasitelerimiz ise %50-%60 bandına geldi. Yani geçen sene 100 kişi alıyorken artık 60 kişi alır hale geldik. Bu kalabalıklar da halen bizim için yönetilebilir kalabalıklar. Ama işin güzel tarafı, cirolarda böyle sert bir düşüş yok bizim gördüğümüz. Yani daha önceden 100 yapıyorken şu anda ortalama alışveriş merkezindeki mağazalarımız 75-80 yapıyor. Biraz önce alışveriş merkezlerinin toplumsal ve ticari hayatımızdaki önemlerini atıfta bulunarak bu konunun önemli olduğunu düşünüyorum. Biz ekonominin çarklarıyız. Bu çarkların dönmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızın, hocalarımızın biraz önce ifade ettiği şeyleri unutmadan, onlar kulaklarımıza çınlayarak işte tedbirler devam etmeli çünkü tehdit de devam ediyor. Bunları unutmadan bu çarkları çevirmemiz lazım. Açıkçası beklediğimizden de bir tık iyi gitti. Örneğin daha önceden alışveriş merkezindeki sepet ortalamasıyla mevcut sepet ortalamasını karşılaştırıyoruz. 3 katına çıktığını görüyoruz. Yani daha önceden 1 TL harcıyorken içeriye giren kişi şu anda 3 TL harcıyor. Aslında şundan kaynaklanıyor. Biraz zaman geçirmeye, içeride gezmeye gelen kişi sayısının ciddi anlamda azalmasından kaynaklanıyor. Alışveriş yani, merkezlerine. Şimdi buyurun. Araya girdim ama gerçekten öyle. Ben açıkçası rahatsız oluyordum alışveriş merkezine gittiğim zaman. Çok fazla gezme amaçlı gelen oluyordu. Niye? Çünkü kışın AVM'ler sıcak oluyor, yazında serin oluyor. Biraz bunun da etkisi var ama şimdi galiba biraz bu koronavirüs gündemiyle birlikte değişti diyorsunuz. Yani insanlar gezmek değil, direkt nokta atışı ihtiyaç için mi geliyorlar?
Kesinlikle öyle diyebiliriz. İhtiyaç odaklı alışveriş merkezi ziyaretleri var. Örneğin sektör kırılımına baktığımızda market alışverişinin arttığını görüyoruz. Evet, bir ihtiyaç oluştu. Bu ihtiyaç doğrultusunda insanlar geliyor, marketten alışverişlerini yapıyor. Daha önceki dönemde karşılaştırdığımızda iki katına kadar çıkan market cirolarımız var. Çocukla ilgili ürünlerin satışında artış görüyoruz. Evet, çocuklarımız büyüyor. Evde kaldıkları dönemde de ihtiyaçları oluştu. Çocuk ürünleri bazında bir talep görüyoruz. Teknoloji anlamında bir ihtiyaç oluştu. Örneğin teknoloji mağazaları bir Haziran itibariyle daha fazla devreye girdi. Geçen senenin iki katı ciro yapmaya başladılar. Çünkü bu dönemde yapamadıkları alışverişleri yapıyorlar. Ama çok net bir şekilde %50 yaya trafiğiyle karşılaştığımız için ihtiyaç odaklı gelen insanlar alışverişlerini yapıyor ve alışveriş merkezlerini terk ediyorlar. Bu tam da istediğimiz şeydi. Tedrici başladık. Açıkçası kamu otoritesi bu süreci çok iyi yönetti. Bize sürekli tebligatlar geldi. Biz de alışveriş merkezi yöneticisi olarak Çin'i, Avrupa'yı izleme imkanımız oldu. Ve hem o kamu otoritesinin direktifleri hem de kendi sektörel tecrübelerimizle sürekli sahada bulunarak açıkçası biraz önce sizin ekranlarınızdan gördüğümüz dış ortamlardaki görüntülere meydan vermedik. Ve biraz önce yine bahsettiğim alışveriş merkezlerinin o misyonu çerçevesinde ticari hayata adım attık kontrollü bir şekilde. Alışveriş merkezlerinde durumun bu anlamda kontrol altına olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Peki hijyenden bahsedecek olursak pek çok kişinin aklına takılan konu bu. Yani AVM'lere giderken dönem dönem hani bir tedirginlik ya da çekince olabiliyor ama bununla ilgili izleyicilerimizin de içini rahatlatmak istersiniz diye düşünüyorum. Tabii. Şimdi bizim kendi alışveriş merkezimiz caddelerden oluşuyor. Dolayısıyla bizde herhangi bir şartlandırılmış hava yok. Ama sektör adına da arkadaşlarla sürekli diyalog içerisindeyiz. Dediğim gibi 11 Mayıs'tan hemen önce bize bir genelge geldi Sağlık Bakanlığı tarafından. Yapmamız gereken klimaları nasıl çalıştırmamız gerekiyor, çalıştırmamamız gerekiyor ve havalandırmayı nasıl yapmamızla ilgili çok detaylı bir liste geldi ve alışveriş merkezlerinde koronavirüs sorumluları heyeti oluşturuldu. Biz yaklaşık 2 aydır aslında bu heyeti oluşturmuştuk. Sağlık ve Hijyen Yönetim Kurulu demiştik. Aslında devletimizin bilim kurulunun alışveriş merkezimiz özelindeki bir yansımasıydı. Bir hekim var, halk sağlığı uzmanı var, İSG uzmanı var. Ben alışveriş merkezinin yöneticisiyim ama bu dönem çok sağlıkla ilgili teknik bilgi birikimi gerektirdiği için onlarla birlikte hareket ettik. 3-4 kez haftada bir araya geldik dijital ortamlarda ve önlemlerimizi aldık. Her şeyden önce 3 konuya önem veriyoruz şu anda geldiğimiz noktada. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve kişisel hijyen. Bu üçü konusunda sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Dönem dönem bunun ihlal edildiği noktalar oluyor ama oraya da anında müdahale ediyoruz. Biz açıkçası eskisiyle karşılaştırıldığında çok daha fazla sahadayız. Bizzat ben de şahsen bunu yapıyorum. Sahada izliyoruz. Planlamamızın dışında bir gelişme olduğunda da müdahale ediyoruz. Kapalı alışveriş merkezleri de Avrupa ile karşılaştırıldığında daha yeni alışveriş merkezleri. Bu yüzden teknolojiyi kullanarak %100 havalandırmayla çalışıyorlar. Misafirlerimiz, izleyicilerimiz eğer bir tedirginlik hissetmiyorlarsa, kendi sağlıklarıyla ilgili bir şüpheleri yoksa güvenli alışveriş merkezlerimize gelebilirler. Çünkü hem yurt dışı izlemelerimiz hem de kamu otoritesiyle ki her gün neredeyse denetleniyoruz. Koordinasyonumuz çerçevesinde onlar için kontrolü sosyal hayatı gerçekleştirebiliyoruz açıkçası alışveriş merkezlerimizde. Alışverişi konuştuk, insanların neler aldığından bahsettik. Teknoloji ürünleri, çocuk ürünleri demişken bir de bir rövanş alışverişi başlığı var. O benim çok ilgimi çekti. Nedir bu rövanş alışverişi acaba? Karman Bey, bu literatürde vardı, bunu deneyimliyoruz. 2,5 ay boyunca yaklaşık olarak insanlar evden dışarı çıkmadılar ve bazı ihtiyaçları birikti. Örneğin evinize bir buzdolabı almanız gerekiyordu. Bunu almadınız. O dönemde kaybedilmiş bir alışveriş var. İşte artık insanlar o almadıkları, o dönemde erteledikleri ihtiyaçlarını şu anda alışveriş merkezlerine gelerek gideriyorlar. Bir anlamda o dönemde yapmadıkları alışverişi şu anda gerçekleştiriyorlar. Biz literatürde buna rövanş alışverişi diyoruz ve şunu bizzat yaşıyoruz. Yaklaşık bir 15 gündür biz bu rövanş alışverişini yaşıyoruz. Yani biraz önce bahsettiğim rakamlar bunu gösteriyor. Teknoloji marketinin cirosunun geçen yıl Haziran ayıyla karşılaştırıldığında 2 katına çıkmış olması bunu gösteriyor. Çünkü Mayıs ayında, Nisan ayında ötelenmiş bir tüketim oldu. Şu anda o ötelenmiş tüketim karşılık buluyor. Bu da bizi sevindiriyor. Dediğim gibi 4 milyonluk bir istihdama hitap ediyoruz. Çok kısa bir anekdotla da öneminden bahsetmek isterim. Tabii. Yani 15 gün önce alışveriş merkezinde şöyle bir şeye şahit oldum. Bir temizlik görevlisi uzaktan çekinerek yaklaşarak sosyal mesafeyi de bozmadan bana ya Kemal Bey, bizim evimizde size her gün dua ediliyor dedi. Şimdi bu çok önemli. İstihdam 4 milyon kişi, her kişinin geleceği, ekmeği,
Bu bizim üzerimize bir sorumluluk yüklüyor. Sağlık Bakanlığımızın tehdit devam ettikçe tedbirler de devam edecek lafını unutmadan, bunlar sürekli kulaklarımızda çınlıyor. Her sabah misafirlerimizden önce kendi çalışanlarımıza bunu tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Bu tedbirleri elden bırakmadan bizim bu duaları almaya devam etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Kemal Baştürk. Önemli bilgiler paylaştınız. Gerçekten de öyle. İşin tabii bir de istihdam boyutu var. Tüm tedbirler alındıktan sonra bu sürecin de devam etmesi tabii ki en sağlıklısı. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağlıklı günler diliyorum herkese. Teşekkürler. Evet, bu önemli konuyu da ele aldık. AVM'lerde ne gibi önlemler alınıyor?